Arkadaşlar, bugün Erhan'la yanına geldik. Güzel bir pizza söyledik, deniz ürünü. İçinde, yani denizde çıkan ne varsa bu pizzanın içinde mevcut, say. Arkadaşlar, şu yengeç. Bu karides biliyorsunuz. Evet. Şu yengeç. Şu kalamar. Şunlar midye. Şu midye. Kaşarlıydı, biberiydi. Aynen. Piso kardeşimden yiyoruz afiyetten. Aynen. Değerli mi kardeşim? Güzel. Yani tahmin ettiğimden daha iyi çıktı. Ben biraz çekindim açıkçası da yerken. Gelmeden evvel. Ama yiyince fikrim değişti. 10 numara 5 yıldız. Afiyet, bal, şeker, şifa olsun. Aynen. Bir tane daha gider. Evet beyler, biz pizzayı soğumadan yiyelim de. Az sonra derken bugün Erhan'la beraber planımız var. Biraz şehri gezeceğiz, dolaşacağız. Böyle bir planımız var. Burası, beyler şöyle söyleyeyim. Planımız tutmadı. Yani şöyle planımız tutmadı. Burası aşırı yağmur alan bir bölge, Phuket. Yani Bangkok bu kadar yağışlı değildi ama Phuket aşırı, saat başı sürekli yağmur var. Yani yanlış zamanda geldik diyebilir miyim? Yani ben söylüyorum yani, için hani yani gezip dolaşmaya, video çekmeye. Hiç onu yapması gerektiği için, ben dinlenmeye geldiğim için. Hani ben kendince doğru söylüyor, haklı çünkü video çekmek zorunda. O yüzden bir şey diyemiyorum. Ben çıkıp gezip dolaşamıyorum. Kitlendim yani. O yüzden belki ISO Bangkok'a gidebilir. O da olabilir. O kararı bakalım, kendi verecek. Bakalım. Aynen. Bugün öğlen ve akşam falan bu kararı vereceğim. Bilmiyorum. Neyse, biz şu pizzayı yiyip bitirelim. Sonra yine görüşürüz. Arkadaşlar, Erhan'la pizza yedikten sonra ayrıldık. Şu an odama geldim. Birkaç eksik eşya var. Onları alacağım üzerime. Erhan da aynı şekilde kendi kaldığı yere gitti. O da kendi üzerinde taşıması gereken eşyalarını falan alacak. Ve beraber tekrar buluşup buranın birkaç bölgesine gezip dolaşacağız. Dışarısı yağmurlu ama yapacak bir şey yok çünkü burada günlerimiz sınırlı. Bakalım, olursa bir de motosiklet kiralayacağız. Motorla gezip buraya gezip dolaşalım diyorum. Benim kafamdaki fikir o. Olursa inşallah bir aksilik problem de olmaz. Motosikletle burayı biraz gezip dolaşalım diye düşünüyorum. Bu arada burası benim kaldığım hostel. Zaten daha önceden de gösterdim mi tam hatırlamıyorum. Bakın, bilmeyenler için söylüyorum çünkü bilmeyen insanlar çoğunlukta. Arkadaşlar, hostel sistemi burada şu. Hani askeriye gibi düşünün. Bir askeriye gibi bir ortam var. Bir odanın içinde 20 tane yatak var. Bilemedin 15 tane, o sayı artık değişiyor her hostelde. Böyle yataklar var. Altlı üstlü yan yana. Kimi hostellerde kızlı erkekli yatılıyor, uyuluyor. Kimi hostellerde de kadınların odası ayrı. O da erkeklerin odası da ayrı. Burada benim gördüğüm kadarıyla burası karışık. Çünkü ben buraya geldiğimde burada bir tane kadın yatıyordu. En baştaki ranzada Amerikalı bir grup vardı. Yani dediğim gibi buradaki maksat konaklamayı minimum düzeyde ucuza getirmek. Arkadaşlar, ben hazırlandım. Şimdi Erhan'la buluşmaya gidiyoruz. Oradan da bakalım yapabilirsek bir motosiklet kiralayacağız ve onunla biraz şehirde gezip dolaşacağız. Arkadaşlar, bir hafta Bangkok'ta kaldık ve Bangkok'tan sonra bir hafta da Phuket'e gelelim, Phuket'te kalalım dedik. Ama burası tam bir hayal kırıklığı yarattı bende çünkü her gün şu yağış var, her gün ve de saatlerce, yani böyle aralıksız bu yağmur devam ediyor. Hani yarım saat yağdıktan sonra durup kesilme, böyle bir şey yok. Komple yağıyor yani, Phuket olmadı. Hatta şu an benim 5 günüm daha var ama ben yarın yola çıkıp otobüse binmeyi düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, yarın yola çıkıp Bangkok'a gitmeyi düşünüyorum. Yani şu an Bangkok ağrı hava durumuna baktığımda Bangkok'ta hava iyi. Yani buradaki gibi zıpır sürekli yağmur yağmıyor, yağış yok. Var ama buradaki gibi. Beyler, Erhan'la halimize bakar mısınız? Şu kılık kıyafetimiz. Yağmurda böyle. Yakışmış denk ama ha. Yağmur style. Benimki de hemen patlamış burada. Bak, hava alsın. Onun da koltuk altı patlamış. Daha bundan yapıdan yağmur girmez, sorun yok. O kadar dandik şey satıyorlar ya abi. Yani tamam, bari insan biraz daha kalın dayanıklı bir şey yapardı. Yani bizim torbalar var, böyle kalın torbalar. Onlar bile bundan daha sağlam ya. Görmesene, bildiğin. Daha giyerken parçalanıyor. Aynen, giyerken parçalanıyor. Yani güzel karları var ya, güzel para kazanıyorlar. 50 bat. 50 bat. Aynen. 25 TL yani. TL'ye vursan 25 TL arkadaşlar. Adamlar güzel kazanıyor. Poşetler 25 TL. Çöp poşetinden şey yapmışlar bakın. Beyler, çöp poşetinden yağmurluk. Ya işte. Hakikaten çöp poşeti olsaydı daha iyi, daha. Üzerimize, valla üzerini geçelim, kollarını çıkarın. Daha kalın bir de, kalın olanları var. Üşüyalıklı. Ya yok, demesin. Çat diye hemen yırtıl kopma, parçalanma falan olmaz. Beyler, burası şu an Barlar Sokağı'nın bulunduğu yerdeyiz. Burası buranın meşhur Barlar Sokağı. Walking Street diye geçiyor. Bir de Bangla diye geçiyor bir de, değil mi? Bangla, aynen. Hemen buranın yolun sonunda sahile çıkıyor. Buranın meşhur sahiline çıkıyor. Düşüneceksiniz ki burada ne bekliyorsunuz? Yağmurun durmasını bekliyoruz diyeceğim de buradaki yağmur durmuyor zaten. Böyle bir şey var. Erhan beni bekliyordu. Buluşma yerimiz burasıydı, o yüzden
burada Erhan'la beraber buluştuk şimdi. Şu aynı pizza değil değil mi? Şu aynı pizza mı lan? Aynı. Burada da orası meşhur. Aynen. Şimdi Erhan'la buluştuk. Motosiklet kiralamaya çalışacağız ve ardından da kiralayabilirsek şehri gezeceğiz. Kafamızda böyle bir plan var, bakalım yapabilecek miyiz, gerçekleştirebilecek miyiz? Hadi gidelim, yollara düşelim mi? Arkadaşlar, şehir gerçekten çok güzel ama aklımızda olmayan bir şeyi şu an burada yaşıyoruz. Buranın yağmur sezonunun olması. Bunun planını düşünemedik bunu. Şöyle söyleyeyim, Bangkok güzel. Bangkok'ta da yağış var ama günde 10 dakika, 15 dakika bir yağış yağıyor, ondan sonra duruyor. Burada geldiğimiz günden beridir, 3. gün değil mi bu? Geldiğimiz günden beridir, yani adım attığımız anda itibaren burası hep yağmurluydu. İlk gün sel vardı. Aynen, birinci gün bir de sel vardı. Ve halen de yağmurlu yağışlı. Bakalım ne kadar sürecek, ondan da emin değilim. Hiç bilmiyorum. Yani bu şehir aşırı yağışlı. Şu anda güneş açar gibi oldu. Abi, ya şu an güneş açıyor ama gibi yine ama yağıyor, yine yağıyor. Ama hava sıcak. Aynen, cehennem sıcağı var. Sıcak ama yağışlı. Hatta ben burada gezip dolaşamadığım için, video çekemediğim için bu akşam, bu gece veya yarın sabah otobüsten Bangkok'a geçmeyi düşünüyorum. Kafamdaki olay bu, çünkü buradaki yağış durmayacak gibi görünüyor. Bakalım ilerleyen saatlerde nasıl bir plan yapacağım, göreceğiz. Yani buradaki yerleri hiç kuru görmedim bu şehirde. Hep bu. Manzara bu. Beyler, şimdi bir motor kiralayacağız. Kafamızda bu var. Şimdi Erhan'a dedim ki, motor senden, benzin benden. Yani ikisi de ortalama aynı şeye tekabül ediyor diye tahmin ediyorum. Görünen motorların çoğu kiralama amaçlı burada. Turistlere kiralanan motorlar. Böyle yolumuz üzerinde güzergahta böyle motor kiralayan bir sürü dükkanlar var. Onlardan birine gidip konuşacağız bakalım. Uygun, güzel bir motor bulursak kiralamaya çalışacağız. Evet, şu an motosiklet kiralanan bir yere geldik. Burada bir tane kafama göre bir motor bakmaya çalışıyorum ama bilmiyorum nasıl yapacağız. Beyler, tam bir Survivor yaşayacağız şimdi. Motorumuzu kiraladık. Yamaha NMAX. Motorumuzu kiraladık. Ödememizi de yaptık. Dışarıda deli gibi yağmur başladı. Bu yağmur biraz dinsin, o şekilde yola çıkacağız. Şu an hiç kendimizi donumuza kadar ıslatmaya gerek yok. Oldum beyler. Tam bir motorcu oldu ya. Abi sanki rapçiler gibi şap. Ya. Bu ne ya? Bu şapka mı? Şapka mı kask mı belirsiz, yemin ediyorum. Yo. Evet arkadaşlar. İso'yla motora bindik. Gidiyoruz. Gerçekten yağmur fena yağıyor. Hem yağmurlu hava hem yollar ters. Yemin şapkamız ediyorum kaymış durumda. Survivor bildin ya. Ama önemli olan güneşte değil, yağmurda kullanabilmek. Aynen. Anın tadını çıkarabilmek. Biz aynen onu yapıyoruz. Aynen. Gördüğünüz gibi İso yine yollarda şoförlüğünü kullanıyor. Türkiye'de kullanan, İstanbul'da kullanan adam her yerde kullanır. Sadece tırstığımız şey burası yollar ters. Soldan trafik. Aynen. O yüzden bir kamyon görüyoruz, tırsıyoruz. Ön tarafta çekeyim şöyle. Aynen. Burası göl olmuş. Burası göl olmuş. Bence dön abi, hiç girme. Biz buraya kadın da dedi. Aynen. Burası göl olmuş, görüyor musunuz arkadaşlar? Hiç. Dönüyoruz buradan. Buradan dönüyoruz. Hemen anında ters U dönüşü. Anında. Evet, gidiyor Oğuz. Bu sefer soldan gideceğiz. Evet. Fena bir action yaşıyoruz. Allah. Oğlum ters ya. Kafam karışıyor karşıda araba gelirken ya. Vallahi billahi. Benim şeyde kasket gibi anasınız. Şapka gibi arkadaşlar. Vallahi. Senin kafandaki kasket gibi. Anı yaşıyoruz, anı. Aynen. 10 numarayız. No problemo. Yolu göster ha. Yolu gösteriyorum size arkadaşlar. Şuraya hani bak. Mercek ıslanır mı ıslanmaz mı bilmiyoruz ama yolumuz bu. Aynen. Yolumuz bu. Allah'tan havada rüzgar. Bu yol sevdanın yolu, bu yol abi, telife girecek. Telif. Eyvallah. Kendi şarkını söyle. Kendi şarkılarını söyle. Abi sen mırıldanınca bile
şey YouTube'da algılıyor, şey hadi yapıyor. Ya, tabii. Vay YouTube vay. Her şeyi algılıyor bu. Yemin ediyorum adamlar öyle bir sistem yapıyor. Evet, uçuyoruz arkadaşlar. Ha. Fena yağmur yağıyor. Yağmurda dursa var ya tadından yemez. Gözlerimizi açamıyoruz. Şu manzarayı güzel ya göstersene bak ne kadar keyifli. Çok güzel bir manzaramız var. Görün arkadaşlar. Aşağı gösterdiğine emin misin? Kamera biraz yukarı. Aynen. Masajka. Masajlık halimiz mi kalmış? Beyler, Erhan'la beraber motorumuzu kiraladık. Geziyoruz, dolaşıyoruz ama abi, yağmur var. Çıkartıyoruz. Yağmur. Süper. Buna göre hayat güzel. Güzel ama tabii. Manzaraya bakın bak. Manzara çok güzel. On numara. Bak. Etrafın manzarası. Mükemmel. Tam bildiğin doğayla, denizle iç içe bir manzara var. Burası beach arkadaşlar. Hiç buraya dalmayalım. Ne oldu sosyete insan, ne oldu ya? Adam bizi sosyete diyor aman efendim. Sosyete insan, sosyete insan. Adam bize sosyete diyor arkadaşlar, böyle bir şey var mı ya? Gideceksin, böyle yani şart mısın? Ha şunu söyleyebilirim ki, beyler donuma kadar ıslandı. Ama mükemmel arkadaşlar, mükemmel. Ama bu anı yaşamak güzel. Hadi su yüzelim. Hadi su yüzelim. Çok güzel arkadaşlar. Hadi su yüzelim. 15 yıldır. Motosiklet kiraladık ve motosikletle random olarak bir bölgeye geldik. Geldiğimiz yer güzel, ortam güzel, insanları güzel. Motosikletle kiraladık, keyfimiz yerinde. Yağmur da ama güzel. Yağmur da güzel. İşte tam güzel olmayan videomuzu şeyi. Videomuzu da çekiyoruz. Güzel olmayan şeyi söyleyecektim. Söyle. Her Allah'ın günü. Alışalım. Rican edeyim ki hemen oraya girdim. Sürekli geldiğimizden beri sürekli yağış var. Yani işin özeti bu. Bak şu an yağmur yüzünden buraya geldik. Konup bir durduk biraz konaklıyoruz. İçimiz dışımız su oldu. Vallahi benim şu an şöyle söyleyeyim. Dizimin üstüne kadar ıslaklık var. Ama iyi şu an. Donumda ıslaklık yok. Üzerimizde poşet var ya, ondan dolayı kum yürüttük. Ben de sıkıntı yok size. Takınyalarını giymişim, şortumu gibi. Ah! Ah arkadaşlar! Hiç şey yok. Görün, görün. Ha, bir de benimkine bak. Thank you very much. Takın ka. Evet beyler, Erhan'ın içeceği geldi. Evet. Değişik. Mango suyu. İçeceğiz, şimdi tadımına bakacağız. Bakalım güzel mi arkadaşlar? Sen ilk defa mı içiyorsun şu an yoksa? Gerçekten çok güzel. 10 numara bir tadı var. Buraya geleceğim mango suyu için arkadaşlar. Allah Allah. Bizim orada da mango var da. Meyvesi var. E tabi evde sıkıp içerseniz bilemem. Ama bunun içine buz falan da karıştırmışlar. Çok güzel olmuş. Ben de tadını merak ettiğim için pipet istedim demin ve pipetim geldi. Şunun tadına ben de bir merak ettiğim için az bir şey çekeceğim. Bakayım neye benziyor. Good, very good. Yes, thank good. Thank you so much. Beğendin mi so? Vallahi abi tadı güzel, değişik. Biraz muzandırıyor. Ama biraz da şekerli. Ya arkadaşlar ben ISO'da yaptığım tespitleri size söylemek istiyorum. ISO değişik tatlara alışkın değil. Aynen. Açık değil ya. Açık da değilim. Açık değil. Aynen öyle. Resmen yani, kapalı. Yani şey değilim. Ben bilmediğim böyle, şeyi hiç yemesi aynen. İçmesi sevmiyorum. Değişik lezzetleri tatmayı seviyorum. O yüzden kayı mutfağını, uzak doğu mutfağını çok seviyorum. ISO'da gördü zaten. Ben her türlü yerim, içerim. Severim yani ayrı tatlar tatmayı. Ama ISO'da öyle bir şey yok. ISO kebap. Oh, ne oluyor? Bulgur pilavı yemez. Pirinç pilavı. Ol ekmek ver yanına bir tane ekmek yesin. Ye bir ekmek bitirin. Olay bu. Tam Türk iş tutar. Ama abi yani hakikaten öyle ben de yani bilmediğim şeyi. Ya şimdi bak bunların günlerdir yemeklerini, o soğuk yemeklerini görüyorum. Bana hiç açıcı gelmiyor abi. İşte. Yani görünüş de tuhaf. Tarz meselesi. Tarzım değil yani. Tarzım değilsin. Hadi sen de şu an mangonu bitir. Yavaş yavaş buradan ayrılalım. Başka bir bölgeye doğru gidip geçelim. Elimde de böyle içeri. Motorun içinde üzerinde iş yapmasam. Yolda giderken elinde oluyor öyle mi gidiyor? Şoförüm var. Şoförü var. Şoförü var. Arkada gel. Kendisi de arkada gelir. Aynen. Çok konforlu gidiyorum sadece. Aynen. O değil. Arkadaş gözümü açamıyorum yağmurda. Sandalye battı anası. Oturduğum sandalye kumlara gömüldü yemin ediyorum. Kiraladığımız motorla kaldığımız bölgeye geldik. Ben şu an motoru buraya park ettim. Kaslarımızı da çıkarttık koyduk.
tane motor. Güzel. Erhan'la beni ikimizi güzel götürdü. Nerede benim kaldığım yer? Aha bak, şurada Family Mart var ya bak. Family Mart yazıyor. Belki kameradan görünmez ama. Kaldığım yer onun arkasında. Burası da meşhur. Buranın sahili zaten daha evveldir göstermiştim. Bak millet denize girenler bile var yani şu an. Ortam gerçekten güzel. Mekanlarına da giriş yapacağız. Gireceğiz yani, gezip dolaşacağız. Sadece dışarı takılmayacağız. Ortam canlı.
tuvaletinde çok değişik muhabbete dönüyor. Kapıda Ebru'nun elemanları var. Ve elemanlar buradan tuvaletten çıkan kişilere masaj yapıyor. Sırtlarını çıtlatıyor. Böyle garip garip olayları döndürüyor burada. Kap.